Avrupalı Türklerin televizyonu Kanal Avrupa Ana Haber Merkezi'nden hepinize kucak dolusu sevgi, saygı ve selamlar sevgili seyirciler. Yeni bir bültenle bu akşam tekrar karşınızdayız. Bugün inşallah güzel haberler, bizi sevindirecek haberler vermeyi düşünüyoruz. Durumda onu gösteriyor ama önce ana haber başlıklarımız var. Hep birlikte bir izleyelim bakalım neler hazırladık. Almanya'da koronavirüs salgınında son 24 saatte kaç bin vaka tespit edildi? Almanya'da politikacıların yaptığı açıklamalar yaz tatili konusundaki imserliği artırdı. İngiltere'de önlemlerin hafifletilmesi kapsamında 17 Mayıs'tan itibaren neler yaşanacak? Hollanda'da hükümet gevşeme planında ikinci aşamaya hangi tarihte geçilebileceğini açıkladı. Fransa'da karantina önlemleri ve aşılama çalışmasındaki hızlanma meyvesini verdi. Bayern ve Avusturya arasındaki gümrük bugünden itibaren açılıyor. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Ramazan bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Ritip, Sudan'da ihtiyaç sahibi 1500 aileye gıda paketi ulaştırdı. Sevdoğlu politikacı Ayten Erdil, neden partisinden istifa etti? Fransa, cinsiyet ayrımı gözetmeyen dilin okullarda kullanılmasını yasakladı. Hepsi ve daha fazlası az sonra kanal Avrupa ekranlarında. Evet, hepsi ve daha fazlasını hep birlikte göreceğiz. Gördüğünüz gibi bütün ülkeler hemen hemen Avrupa Birliği ülkeleri bu katı kuralları kaldırmaya başladılar. Başladılar. Gevşemeler başladı. Yaz dönemi geliyor, yaz tatili geliyor. İnsanlar biraz rahat nefes alsın diye. Bunlar sürecek gibi inşallah daha da güzel olacak. Öyle ümit ediyoruz tabii ki. Almanya'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 14.909 vaka tespit edildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 268 olarak kayıtlara geçti. Almanya'da Koronavirüs salgınında günlük vaka sayıları düşüş göstermeye devam ediyor. Robert Koch Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 14.909 koronavirüs vakasının tespit edildiği kaydedildi. Ülke genelinde son 24 saatte virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 268 olarak tespit edildi. Bir hafta önce 132.8 olan her 100.000 kişide vaka sayısının ise 107.8'e indiği belirtildi. Almanya'da salgının başlangıcından bu yana korona virüsü yakalanan kişi sayısı toplam 3 milyon 548 bin 285'e ulaştı. Virüs yenen kişilerin toplam sayısı ise 3 milyon 220 bin 300 olarak kayıtlara geçti. Virüs sebebiyle hayatlarını kaybedenlerin sayısı ise 85 bin 380'e ulaştı. Evet yaz geldiği için artık sıcak havalar ısındığı için de Herkesin tatile ihtiyacı var. Güzel haberler dedik ya güzel haberlerle devam edeceğiz tabii. Sizlere güzel haberler vereceğiz çünkü ülkemize gitmek için biz de sabırsızlanıyoruz bu sene. Almanya'da federal politikacıların yaptığı açıklamalar Alman halkının yaz tatiline çıkabilmesi konusundaki iyimserliği arttırdı. Ancak açıklamalarda tatillerin Almanya veya AB içinde geçirilmesi tavsiye ediliyor. Ja, guten Tag, meine Damen und herren. Die Bundesregierung hat in heutigen den Entwurf eines vierten Gesetzes zum der Almanya Başbakanı Merkel dahil politikacıların yaptığı son açıklamalar Almanların yaz tatiline çıkabilmeleri konusundaki iyimserliği artırdı. Alman haber ajanslarının bildirdiğine göre Angela Merkel ve Sağlık Bakanı Şipan yaz tatilleri konusunda iyimser olduklarını açıkladı. Turistik aktüelin aktardığı habere göre Alman politikacılar yaz tatilleri için iyimser konuşsa da seyahatlerin Almanya veya Avrupa Birliği içinde yapılmasını tavsiye etti. Korona aşısı olmayanlar da tatile gidebilecek. Ancak uzak mesafe tatile gitmeyi düşünenler biraz daha beklemek zorunda. Portoda düzenlenen Avrupa Birliği zirvesi sonrası açıklama yapan Angela Merkel, Portekiz ve diğer bazı Avrupa Birliği ülkelerindeki düşük vaka sayılarının genel olarak yapılabilecekler konusunda umut verdiğini söyledi. Sağlık Bakanı Şipan ise Avrupa Birliği içinde seyahatlerin büyük ihtimalle aşıya bağlı olmayacağını açıkladı. Uzak mesafe destinasyonlara gidilmemesi tavsiyesinde bulunan Şipan, bu yıl mottosunun Güney Deniz yerine Kuzey Deniz olduğunu açıkladı. Federal Hükümet'in Turizm Komiseri Barays ise, Haziran ayından itibaren Almanya'da ve daha fazla bölgede tatillerin mümkün olacağı konusunda son derece eminim ifadelerini kullandı. Tabii tercih edin derlerken Avrupa Birliği'nde turizmle geçinen, gelininin büyük çoğunluğunu oradan elde eden ülkeler var. Yunanistan, İspanya, İtalya gibi. İşte onları destekleyelim, gitmeyelim. Para içeride kalsın, Avrupa Birliği'nde kalsın politikası gibi gözükse de Türkiye'ye gidecek olanlar zaten yine gidecekler, ülkemize tatillerini yapacaklar. İngiltere'de yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele için alınan önlemlerin hafifletilmesi kapsamında 17 Mayıs'tan itibaren sinema, tiyatro ve müzelerin yeniden açılacağı, restoran ve barların ise iç mekanlarda müşteri kabul etmeye başlayacağı bildirildi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Başbakanlık ofisi 10 numarada yaptığı basın toplantısında hükümetin COVID-19 önlemlerinin kaldırılmasını yönelik açıkladığı 4 aşamalı yol haritasının 3. aşamasına 17 Mayıs'tan sonra geçileceğini açıkladı. Buna göre açık alanlarda 30 kişiye kadar, kapalı alanlarda ise 6 kişiye kadar toplanılabilecek. Düğünlere ise 30'a kadar kişinin katılımı serbest olacak. Müze, tiyatro ve sinema gibi iç mekan eğlence alanlarının açılacağı 3. aşamada katılımcı sayısı sınırlı tutulmak üzere açık hava etkinliklerine izin verilecek. Spor müsabakalarında 10 bine kadar taraftar tribünlerde yerini alabilecek. Restoran ve barlar iç mekanlarda müşteri kabul etmeye başlayacak. Konaklama sektörü yeniden hizmet verebilecek. Orta öğretimde öğrencilerin sınıf ortamında maske takma zorunluluğuna son verilecek. Üniversite öğrencileri haftada iki kez test olmaları şartıyla yüz yüze derslere katılabilecek. Başbakan Johnson 22 Şubat'ta yaptığı açıklamada COVID-19 salgını sebebiyle 5 Ocak'ta uygulanmaya başlanan ulusal karantinanın vaka ve aşılama sayıları dikkate alınarak 8 Mart'tan itibaren 21 Haziran'a kadar 4 aşamalı plan dahilinde kaldırılacağını duyurmuştu. Birinci aşamanın uygulandığı 8 Mart'ta İngilizlerin 6 kişiyle sınırlı olmak üzere açık havada sosyalleşmelerine izin verilmişti. İkinci aşamanın uygulanmaya başlandığı 12 Nisan'da mağaza, berber, spor salonları yeniden hizmete girmiş, restoran ve barların açık mekanlarında müşterilere servis yapılmasına izin verilmişti. 21 Haziran'da uygulanacak 4. aşamada ise COVID-19 önlemleri kapsamındaki tüm kısıtlamaların kaldırılması planlanıyor. Efendim dedik ya sizlerle güzel haberler, güzel gelişmeler vereceğiz diye gördüğünüz gibi gerçekten güzel gelişmeler bunlar insanlar için psikolojileri bozulan evlere tıkanan, evlerden dışarı çıkamayan bizler için güzel gelişmeler. Şimdi Hollanda'da da ikinci aşama var biliyorsunuz Hollanda bundan önceki dönemde ilk aşamayı yapmışlardı. Yani teraslarda oturabiliyordunuz, bazı yerlere gidebiliyordunuz, çoğu yerler açıldıydı. Şimdi de ikinci açılımı var. Onunla ilgili haberim sırada. Hollanda'da hükümet yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan Tedbirlerde başlayan gevşeme planına ikinci aşamaya 19 Mayıs'ta geçilebileceğini açıkladı. Hollanda'da hükümet, yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan tedbirlerde başlayan gevşeme planında ikinci aşamaya 19 Mayıs'ta geçilebileceğini açıkladı. Geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte ve Sağlık Bakanı De Jonge düzenlediği ortak basın toplantısında Rakamların salgında 3. dalganın aşıldığının göstermesi durumunda bazı tedbirlerin 19 Mayıs'tan itibaren kaldırılacağını duyurdu. Rutte, salgının olumsuz seyretmesi durumunda hükümetin gevşeme planını durdurabileceği uyarısında bulundu. Hastanelere yatırılan ağır hasta sayısının günlük 250 civarında olduğunu kaydeden Rutte, bu rakamın %20 düşürülmesini beklendiğini ifade etti. Rutte ve De 11 Mayıs Salı günü yaptığı ortak basın toplantısında öne çıkan önemli başlıklar şu şekilde. Gevşetilme 19 Mayıs'tan itibaren uygulanacak. Restoranlarda teraslar saat 6'dan 20'ye kadar açık kalabilecek. Bu kadar spor kulüplerindeki kantinleri de kapsıyor. Dışarıda spor yapmak artık mümkün. En fazla 30 kişiyle birlikte sosyal mesafeyi dikkat etmek şartıyla spor yapılabilecek. Spor okulları ve yüzme havuzları açılacak. Hayvanat bahçeleri ve müzeler kapılarını misafirlere açacak. Yani Hollanda'da hayat normale dönmeye devam ediyor. Biliyorsunuz bu salgın döneminde en ağır vaka sayılarının olduğu ve ölüm sayılarının yüksek olduğu ülkelerden bir tanesi de Fransa. Fransa'da da aşıların hızlı bir şekilde devam etmesinden sonra oradadan güzel haberler geldi. Tabi orada da yaşayan 450 bin civarında belki 700 bin civarında Türk vatandaşı var. 15 Şubat 2020'de Avrupa'da koronavirüs kaynaklı ilk ölümün görüldüğü ülke olan Fransa'da karantina önlemleri ve aşılama çalışmalarındaki hızlanma meyvesini vermeye başladı. 15 Şubat 2020 tarihinde Avrupa'da Koronavirüs kaynaklı ilk ölümün görüldüğü ülke olan Fransa'da karantina önlemleri ve aşılama çalışmasındaki hızlanma meyvesini verdi. Dünyada en çok vakanın görüldüğü 4. ülke konumunda olan ülkede geçtiğimiz gün 3292 yeni vaka kaydedilirken bunun 2021 yılının en düşük seviyesi olduğu bildirildi. Fransa'da alınan kısıtlama önlemleri ve aşılamanın hızlanmasıyla birlikte 2021 yılının en düşük vaka sayısı kaydedildi. Fransa'da yoğun bakımdaki hastaların sayısı ard arda 7. günde azalırken 7 günlük ortalama vaka sayısı 14 Ocak'tan bu yana en düşük seviye olan 17.767 olarak açıklandı. Geçtiğimiz hafta uyguladığı 3. kısıtlamaları kaldıran Fransa, Haziran ayında tüm karantina ve kısıtlama tedbirlerini kaldırmayı planladığını bildirirken, Sağlık Bakanı yaptığı açıklamada kafe ve barların açık bölümleri ve restoranların 19 Mayıs'ta yeniden açılacağını söyledi. Ülkede yoğun bakımdaki hasta sayısı 27 Mart'tan bu yana en düşük seviyeye ulaşırken 4870 olarak kaydedildi. Ülkede can kaybı sayısı da 292 olarak bildirilirken pandeminin başından bu yana Fransa'da 106.684 kişinin hayatını kaybettiğinin alta çizildi. Bunların hepsi güzel gelişmeler. Devam edelim bu güzel gelişmelere. Bavyera Başbakanı Markus Söder ve Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Bayern ve Avusturya arasındaki gümrüğün bugünden itibaren açılacağını söyledi. Bavyera Başbakanı Markus Söder ve Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Salı günü münite bir araya geldi ve sınır ile ilgili görüşmelerde bulundu. İkilenin bu görüşmesinin ardından, Bavyera ile Avusturya arasındaki küçük sınır trafiğinin çarşamba gününden itibaren yeniden mümkün olacağı kararı çıktı. Bavyera Başbakanı salı günü yaptığı açıklamada "Yarından itibaren sınır trafiğine izin vereceğiz. Böylece arkadaşlarınızı ve akrabalarınızı ziyaret edebilir ve rahatlıkla alışveriş yapabilirsiniz." dedi. Markus Söder bunun tabii ki her zaman ilgili korona koşullarına uygun olması gerektiğini söyledi. Sınır trafiği ihlal edilmesi halinde 2000 euro'ya kadar para cezası tehdidiyle Aralık ayından beri kapalıydı. Hem Bavyera hem de Avusturya yakında yeniden turistik tekliflerde de bulunma girişiminde olacaklarını açıkladı. Bavyera bu kararın daha önce 21 Mayıs'tan itibaren mümkün olacağını duyurmuştu. Sebastian Kurz 19 Mayıs'tan itibaren Avusturya'da güvenlik önlemleri içeren kapsamlı açıklıklar olacağını söylerken, aşılanan, iyileşen ve test edilen kişilerin eşit görüleceği ve risk olmayan bölgelerden girenleri yönelik karantina düzenlemelerinin kaldırılacağı müjdesini verdi. Evet böyle güzel şeyler olmaya devam etsin hepsini. Böyle istiyoruz, böyle olsun. Bir an önce kurtulalım. Bu arada Federal Almanya Cumhurbaşkanı'nın Ramazan ayı dolayısıyla Müslümanları unutmadığını da hatırlatmak istiyorum. Federal Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier Ramazan bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajdan Müslümanların bayramını kutladı. Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Almanya'daki Müslümanların Ramazan bayramını kutlayarak Müslümanların aileleri ve onların dostları için şeker bayramı herkesi davet eden bir bayramdır ve herkes için bir bayramdır dedi. Steinmeier. Ramazan bayramı vesilesiyle yayınladığı görüntülü mesajında, Ramazan sonunda bu birlikteliğin iki yıldır üst üste pandeminin bize dayattığı kısıtlamalar altında gerçekleşmesi oldukça acı ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı, beraber yaşanan pandemi sürecinin Almanya'da bir dini gruba ait olsun veya olmasın, herkesi birbirine yakınlaştırmasını umduğunu söyledi. Almanya Cumhurbaşkanı Müslümanlara seslenerek, pandemi sürecinde bu kadar uzun süre bir araya gelmemenin hayal kırıklığını omuzladıkları için de teşekkür etti. Almanya'da pandemiyle mücadele kapsamında getirilen sosyal mesafe kısıtlamalarını işaret eden Steinmeier, bayramı bu yılda çok dar bir çevrede kutlamak konusunda disiplin ve anlayış göstermenizi üzülerek sizden istemek zorundayım dedi. Steinmeier, birlikte bayram kutlamaktan feragat eden Müslümanların yakında çok daha büyük kutlamalarla bir araya geleceğini umduğunu kaydetti. Zum Fastenbrechen am Ende des Ramadans grüße ich Sie herzlich und sende Ihnen meine besten Wünsche. Ein gesegnetes Fastenbrechen. Das Zuckerfest ist ein einladendes Fest, ein Fest für alle, für die Familie der Muslime und für ihre Freunde. Es ist bitter, dass dieses Miteinander zum Ende des Ramadan nun das zweite Jahr in Folge nur unter den Einschränkungen möglich ist, die uns die Pandemie auferlegt. Das Fastenbrechen ist ja nicht nur die große Verheißung nach einer langen Zeit des Verzichts, es ist auch ein gemeinschaftliches Ereignis, eines, das man nicht im kleinen Kreis feiern möchte, sondern mit der ganzen Familie und vielen anderen Gläubigen. Ich danke Ihnen sehr dafür, dass Sie die Enttäuschung und den Verzicht auf ein großes Miteinander in dieser langen Pandemiezeit tragen. Und ich muss schweren Herzens noch einmal um Disziplin und Verständnis dafür bitten, dass das Zuckerfest auch in diesem Jahr nur im kleinsten Kreis gefeiert werden kann. Am Ende tue ich das aber in der Hoffnung, dass je schneller die Impfungen nun vorangehen, die Verheißung der Gemeinschaft nach all den Entbehrungen für uns alle bald wieder wahr wird. Dass Sie die Regeln heute einhalten, ist Ihr unverzichtbarer Beitrag für die Gemeinschaft unseres ganzen Landes. Und dafür danke ich Ihnen allen von Herzen. In vielen Religionen ist die innere Einkehr des Fastens mit dem Gedanken der Versöhnung verbunden, der Versöhnung mit Gott. Ich würde mir wünschen, dass die gemeinsam durchlittene Zeit der Pandemie die Religionsgemeinschaften und auch die vielen Menschen, die sich keiner Religion zugehörig fühlen, in unserem Lande einander näher bringt. Den Musliminnen und Muslimen wünsche ich, dass ihnen der Verzicht auf große gemeinsame Feiern sehr bald mit einem noch größeren Fest ver Sayın Cumhurbaşkanımız, ich danke Ihnen dedi ya birkaç defa. Biz de diyoruz ki, wir danken Ihnen, Sayın Cumhurbaşkanım, bizim bu bayramımızı bizimle paylaştığın, her sene olduğu gibi kutladığın için. Diyanet İşleri Türkistan Birliği Ramazan ayı dolayısıyla Doğu Afrika ülkesi Sudan'ın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahibi 1500 aileye gıda paketi ulaştırdı. Diyanet İşleri Türkistan Birliği Ramazan ayı dolayısıyla Doğu Afrika ülkesi Sudan'ın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahibi 1500 aileye gıda paketi ulaştırdı. Organizasyon kapsamında La Gedetip Mehmet Akif Camii Başkanı Fuat Akdeniz ve Hanover Garpsen Ditip Kocatepe Camii Başkanı Zafer Yıldız, Almanya'daki hayırseverlerin zekat ve fitre bağışlarını ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak üzere Sudan'a gitti. Ditip heyeti ve Türkiye Diyanet Vakfı yetkililerin katıldığı dağıtım organizasyonu çerçevesinde Sudan'da 1500 ihtiyaç sahibi aileye Ramazan gıda paketi ulaştırıldı. Ayrıca anaokulu, Kur'an kursu ve 25 yetimhane ziyaret edilerek 150 yetim çocuğa oyuncak, şekerleme ürünlerden oluşan hediye ile yetimhane öğrencilerine ve 80 üniversite öğrencisine nakdi yardımlarda bulunuldu. Tabi bu Ramazan'ın güzelliğini bizim hayırsever vatandaşlarımızın sayesinde dünyadaki mağdur ve mazlum insanlar da efendim gördüler. O bereketi, o mutluluğu yaşadılar. Efendim Kanal Avrupa Haber Dairesi'nin Arife gününde sizlerle paylaşmış olduğu bu haber bülteni bu haberimizle birlikte sona erdi. Önümüzdeki bültenlerde tekrar birlikte olmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.